Buraya bir hücrenin içerisinde bulunan 3 bölümü çizdim arkadaşlar. Buraya çizdiklerime işaret koymak istiyorum çünkü bu 3 bölüm hücre içerisindeki yağ asitlerinden ATP elde edilmesi ve ATP oksidasyonunda oldukça önemli. Buradan yukarıdan başlarsak bu bölüme hücrenin stoplazması diyelim. Ve aşağıdaki bu iki çizgide mitokondrinin iki zarını temsil etsin. Hatırlarsanız mitokondride iki adet zar bulunuyordu. Stoplazmaya doğru olan dış zar ve onun altındaki iç zar. Bunları DZ ve IZ olarak kısaltalım, tamam mı? Tabii ki aralarındaki bu kısma da zarlar arası bölge denir. Hatırlarsanız elektron transport zinciri için gerekli olan proton gradiyenti burada üretiliyordu ve son olarak aşağıda mitokondri'nin içi yani yaygın adıyla mitokondri matriksi bulunur. Ya asidi sentezinin stoplazmanın iç kısmında gerçekleştiğini hatırlıyor olabilirsiniz. Burada bu işlem için gerekli enzimler bulunuyordu. Molekülden bütün ATP'nin alınmasını sağlayan yağ asidi oksidasyonu için gerekli enzimler de mitokondri'nin içerisinde bulunur. Ancak hücrelerin yağ asitlerini kendi stoplazmalarına kan dolaşımından aldığını da unutmayalım. O yüzden de kan dolaşımı çok önemli. Bu yüzden bir şekilde bu yağ asitlerini stoplazmadan mitokondri matriksine taşımamız gerekiyor. Bunu daha önceden duymuş veya yağ asidi sentezinden hatırlıyor olabilirsiniz. Çünkü yağ asidi sentezinde de bir şeyi stoplazmaya aktarmamız gerekiyordu. Tabi o zaman yani yağ asidi sentezinde tam tersi yönde ilerlemiştik. Asetil koayı stoplazmanın içine aktarmamız gerekiyordu. Ancak şimdi videonun sonuna dönerek maddelerin mitokondri zarından nasıl taşındığına değinmek istiyorum. Çünkü bu vücudumuzun yağ asidi sentezini ve oksidasyonunu nasıl düzenleyebildiği ile ilgili oldukça ilginç bir yaklaşım öne sürüyor. Buraya geri dönüp bu konuya değineceğim. Ancak bu taşıma sürecine dönecek olursak şimdi, yağ asitlerini mitokondri zarına taşıyabilmemiz ve bu taşıma sisteminin işleyebilmesi için, bir yağ asidi molekülünü diğer bir molekülle aktive etmemiz gereken özel bir yol var arkadaşlar. Bir yağ asidinden ATP elde edilmesi için toplamda 3 temel aşama bulunmakta. Şimdi sırasıyla bu 3 aşamaya birlikte bakalım. İlk olarak aktivasyon aşamasıyla başlarsak, karboksilat baş grubundan başlayarak bir yağ asidinin kimyasal yapısını buraya çizmek istiyorum. Tabii ki yağ asidi kuyruğu kısmını oluşturan uzun bir karbon ve hidrojen zinciri de var. Ancak her seferinde bu kuyruğu çizmek veya tüm karbon ve hidrojenleri yazmak yerine, şeklimiz kafa karıştırmasın diye bunu R harfiyle kısaltacağım, tamam mı? Önceden de dediğim gibi buradaki amaç mitokondriye aktarabilmek için bu molekülü başka bir molekülle aktif hale getirmek. Peki vücudumuz bunu nasıl gerçekleştirir? Vücudumuz bu işlemi, yağ asidini, vücudumuzda bulunan en çok yönlü metabolitlerden biri olan koenzim A ile tepkimeye sokarak gerçekleştirir. Bu molekülün yapısı çok geniş olduğundan, koa olarak kısaltılır. Ve genellikle pek çok ders kitabı bu fonksiyonel kükürt hidrojen tiol grubunun üzerinde durur. Çünkü buradaki karbonla bir bağ kurulmasında önemli rol oynar. Bunun nasıl göründüğüne ve tepkimeden elde edilen ürünlere bir bakalım. Buradaki açil grubu korunur. Açil grubu da molekülde burada bulunan kısma denir. Buraya verilen addır. Ayrıca buna benzer bir kükürt atomu aracılığıyla koenzim A ile bağ oluştururuz. Bu moleküle de açil koa denir. Bunu ilk öğrendiğimde sürekli asetil koa ile karıştırdığımı hatırlıyorum. Unutmayın. Onda bu uzun yağ asidi zinciri yerine bir metil grubu bulunur. Aradaki fark o. Açil koa ve asetil koayı karıştırmamak için bu ikisini aklınızda tutmanızda fayda var ve şimdiden yanlış gibi görünen bütün stokiyometri hesaplamaları için de sizden özür dilerim. Mesela buradaki oksijen atomu gibi. Bu oksijen atomu nereye gidiyor? Pek belli değil. Bunun sebebi bazı şeyleri kısaltmamdan kaynaklanıyor ve oksijen atomları da buralarda bir yerlerde saklanmış olabilir. Ayrıca bu tepkimenin gerçekleşmesini sağlayan mekanik yolun tamamının üzerinden geçmeyeceğim. Bu tepkimenin birkaç aşaması var. Eğer stokiyometri konusunda kafanıza takılan bir şey olursa internetten ya da çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak tüm mekanizmayı inceleyebilirsiniz. Kısacası burada sadece büyük resme odaklanarak şeklinizi daha net ve basit tutmaya çalışıyorum. Bu tepkimeye dönecek olursak bir şeyi daha yüksek enerjili bir fonksiyonel grupla aktive etmemiz gereken her tepkimede olduğu gibi burada da kimyasal enerjiye ihtiyacımız var. Nitekim bu tepkime de ATP hidrolizine bağlıdır. Normalde ATP'nin bir serbest fosfat grubunda ADP'ye dönüştüğünü varsayarız. Ancak bu durumda monofosfat grubuna kadar giderek bir arada bulunan iki fosfat grubu olan pirofosfat grubunu elde etmiş oluruz ve bu tepkiminin termodinamik açıdan uygun olmasının sebebi suyla tepkimeye girdiğinde ayrı ayrı iki fosfat grubuna ayrılmasıdır. Bu hidroliz tepkimesinin de oldukça negatif bir delta G değeri bulunur. İşte bu sayede tüm tepkime devam etmiş olur. Özetlemek gerekirse yağ asidimizi açil koa grubuna dönüştürmeyi başardık. Birazdan bahsedeceğimiz taşıma sürecinde buna aktif yağ asidi denir. Ancak bundan önce tepkimeyi katalizleyen enzimin burada, dışlarda bulunduğundan bahsetmek istiyorum. Bu da açil sentetaz olarak adlandırılır. Açil sentetaz. Aslında başka bir açil grubunu, yani açil koayı sentezlemiş oluyoruz. Adını bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Peki, bir sonraki aşamada açil koa molekülümüze ne olur? Hücrenin içerisinde karnitin olarak adlandırılan başka bir molekül daha bulunur. Bu biraz hacimli bir kimyasal yapıya sahip. Tamamını çizmesem de hidroksil grubu barındırdığını belirtmek istiyorum. Buraya hidrojene bağlı oksijeni yani hidroksil grubunu çiziyorum. Çünkü kısa bir süreliğine organik kimyaya dönersek bu oksijen nükleofil görevi görebilir ve böylece buradaki gibi açil koa molekülündeki karbonla bir bağ kurar. Eklediğimiz koenzim A grubu da ayrılan grup işlevinde olabilir ve böylece kükürt elektronlarını geri alabilir. C olarak kısalttığım karnitin molekülüne buradaki oksijen aracılığıyla yağ asidini bağlamış olduk. Şu an elimizde buna benzer bir yapı var. Bu arada küçük bir not bu molekülün ismini ve yağ asidi oksidasyonundaki işlevini karnivor yani etobur sözcüğünden hatırlıyorum. Yağ asidini tıpkı bir etobur gibi yemek isteyen karnitin, oksijen grubu aracılığıyla bu açil koA'dan bir ısırık alarak bu şekilde kendisini ona bağlar. Bu şekilde belki karnitin'in adını ve işlevini daha kolay hatırlayabilirsiniz siz de benim gibi. Tepkimeye dönecek olursak tepkimenin gerçekleşmesini sağlayan başka bir enzim daha var ve bu da karnitin açil transferaz olarak adlandırılır. Karnitin açil transferaz. O da mitokondrinin dışlarında yer alır. Bunu yazayım. Karnitin açil transferaz. Oldukça mantıklı bir ad değil mi? Sonuçta açil grubunun karnitin molekülüne taşınmasını yani transferini sağlıyor. Buraya karnitin açıl transferaz 1 olarak yazdım. Çünkü biraz sonra mitokondri matriksinin içinde bulunan bu enzimlerin başka bir tanesiyle daha tanışacağız. Şimdiden bunu aklımızın bir köşesine yazalım arkadaşlar.